sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün E sesini öğrenelim. Hazırsak başlıyoruz. Resimde gördüklerimizin isimlerini söyleyelim. Burada şirin bir eşek var. Burada ise bir kapı. Burada güzel bir spor araba var çocuklar. Burada ise şirin bir kedi. İsminde E sesi geçen kelimenin altındaki kutucuğu işaretleyelim. Eşek. 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 Eşek kelimesinde E sesi var mı çocuklar? Aferin. Eşek kelimesinde E sesi var. Kapı kelimesinde E sesi var mı? Kapı. 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 Kapı kelimesinde E sesi yok. Araba kelimesinde E sesi var mı? A-ra-ba. 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 Araba kelimesinde E sesi yok. Çocuklar, kedi kelimesinde E sesi var mı? Bakalım. Ke-di. 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 Evet, kedi kelimesinde E sesi var. E sesi kelimenin başında geçiyorsa, baştaki kutucuğu, E sesi kelimenin ortasında geçiyorsa, ortadaki kutucuğu, E sesi kelimenin sonunda geçiyorsa, sondaki kutucuğu işaretleyelim. Burada bir elma var. Elma. 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 Elma kelimesinde E sesi nerededir? Baştadır. Aferin. Burada bir kale var. Kale. Kale. Kale kelimesinde E sesi nerededir çocuklar? Aferin. Sondadır. Burada bir çiçek var. Çiçek. 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 Çiçek kelimesinde E sesi ortadadır. Burada bir top var. Top. Top. Top kelimesinde E sesi var mı çocuklar? Hayır. Top kelimesinde E sesi yok. Çocuklar, şimdi büyük E ve küçük E sesimizin yazılışını öğreniyoruz. Büyük E sesimizi yazarken 4 hareket kullanıyoruz. Birinci hareketimizde yukarıdan aşağı düz bir çizgi çiziyoruz. İkinci hareketimizde yukarıdan yana doğru bir çizgi. Üçüncü hareketimizde ortadan yana doğru bir çizgi. Ve dördüncü hareketimizde alttan yana doğru bir çizgi çizerek büyük E sesimizi yazıyoruz. Küçük E sesimizi yazarken ise iki hareket kullanıyoruz. Birinci hareketimizde ortadan yana doğru bir çizgi. İkinci hareketimizde ise bu çizgimizi böyle kıvırıyoruz ve küçük E sesimizi tamamlıyoruz. Büyük E sesimizi ve küçük E sesimizi yazı defterinde nasıl yazdığımızı öğrenelim. Çocuklar, yazı defterimizin satırlarında 4 tane çizgi, 3 tane boşluk vardır. Bakalım, bakın. 1, 2, 3, 4 tane çizgi ve 1, 2, 3 tane boşluk vardır. Büyük E sesimizi çizerken üstteki iki boşluğu kullanırız. Yukarıdan aşağıya bir çizgi, üstten yana doğru ikinci çizgi, ortadan yana doğru üçüncü çizgi
ve alttan yana doğru dördüncü çizgimizi çizerek büyük E sesimizi yazarız. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi, yukarıdan yana doğru ikinci çizgi, ortadan yana doğru üçüncü çizgi ve alttan yana doğru dördüncü çizgimizi çizerek büyük E sesimizi yazarız. Son bir kere daha tekrar edelim. Yukarıdan aşağı doğru birinci çizgi, yukarıdan yana doğru ikinci çizgi, ortadan yana doğru üçüncü çizgi ve alttan yana doğru dördüncü çizgimizi çizerek E sesimizi yazıyoruz. Şimdi küçük E sesimizi yazalım. Çocuklar, küçük E sesimizi yazarken sadece ortadaki boşluğu kullanıyoruz. Tam ortadan yana doğru bir çizgi çiziyoruz ve ikinci hareketle bu çizgimizi kıvırıyoruz. Tekrar edelim. Ortadan yana doğru bir çizgi ve ikinci harekette bu çizgiyi kıvırıyoruz. Tekrar ortadan yana doğru bir çizgi ve bu çizgimizi kıvırarak küçük E sesimizi yazıyoruz. Çocuklar, öğrendiğimiz E sesini buradaki diğer sesler arasından bulalım. Bu bizim E sesimize benziyor mu? Evet, bu bizim küçük E sesimiz. Bu ses bizim E sesimize benziyor mu? Hayır. Bu? Hayır. Bu ses bizim E sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu ses bizim E sesimize benziyor mu? Evet, bu büyük E sesimiz. Bu E sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu bizim E sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu ses bizim E sesimize benziyor mu? Evet. Bu da bizim büyük E sesimiz. Peki bu ses bizim E sesimize benziyor mu? Evet. Bu da küçük E sesimiz. Bu ses E sesimize benziyor mu? Hayır. Peki bu ses E sesimize benziyor mu? Hayır. Evet çocuklar, bugün sizlerle E sesimizi öğrendik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.